Grayscale Bitcoin Spot ETF fonu için SEC'le görüşmelere başladı. Bu aslında Bitcoin neden bugün böylesi patladı sorusunun da cevabı olarak karşımıza çıkan ana husustur. Zaten biliyorsunuz ki ETF'lerden kaynaklı olarak piyasada çok sert, aşırı diyebileceğimiz ralliler bir süredir yaşanıyor ve bu piyasanın halihazırdaki en büyük katalizörü haline dönüşmüş oldu. Tabii şu an en son ABD mahkemesinden gelen, bizzat yargıçtan SEC'e gelen emir, yani hadi kardeşim şu Grayscale'ı sen artık onaylıyorsun emrinden sonraki Grayscale'la birlikte diğer ETF'lerin de onaylanacağı gün gibi ortada tartışmasız bir gerçek. Olay böyle olduğu zaman da tabii ki Grayscale'la SEC'in nihayet masaya oturmuş olmaları da piyasada ciddi bir şekilde pozitiflikle karşılandı. Çünkü bu yakın zaman içerisinde erken bir ETF onayının gelebileceğine dair çok büyük bir ibare ve çok büyük bir beklenti oluşturuyordu. Grayscale'la SEC masaya oturdu. ABD yargıcı zaten SEC'in bunu onaylamasını bizzat emretmişti. Dolayısıyla yakın zamanda artık onay geliyor diye bütün piyasanın düşünmesine tabii ki bu mesele yol açtı. ETF'lerin onaylanmasıyla birlikte kısa vadede neler olabileceğine dair önceki videoda da zaten konuşmuştuk. Bu şartlar altında belki önümüzdeki günler içerisinde gelmese bile şu anda BTC'nin 40.500 dolarları, 41.000 dolar küsuratlarını hiç değilse iğneli bir yapışma hareketiyle görmeden bırakmayacağını anlayabilmemiz zor değil. Bu da altcoin'lerde daha ciddi fiyatlamalara sebebiyet verecektir. Hatta gün içinde konuştuğumuz gibi daha bugünün içerisinde aşağı yukarı akşam saatlerinde diyebileceğimiz bu zaman diliminde BTC'nin 37 binleri kırıp artık 38 bin dolarlara doğru hızlı fiyatlamalara başlaması bu noktadaki en büyük beklentimdir. Devamında altcoin'lerde de sağlam açılımlar güçlü fiyat yükselişleriyle birlikte yeni fiyatlamalar yaşanacaktır. Şu anda piyasa gayet olumlu. Tabii bütün bunların pump noktasının devamının 40 bin dolarlara denemelerin gerçekleştirecek olunmasının bütün bunların henüz hala SEC'in ETF'i onayladım söylemi gelmeden önce gerçekleşiyor olması da aslında sonrakilerinde bir teminatı olarak görülebilecek ana hususu içermektedir diyebiliriz. Yani durumun önemi böyle. Daha şimdiden bu kadar sert fiyatlamalar var ise bu noktada bir onay geldiğinde peki o zaman ne olacak diye tabii ki akıllara mantıklı bir soru geliyor. Tabii o zaman çok daha yüksek bir şekilde fiyatlanacaktır. ETF'ler onaylandığında da BTC'nin büyük yükselişleri ardından altcoin'lerin de Bitcoin'i tabii ki seyretmesi ve genel olarak büyük yükselişler yaşamasını bekliyoruz. Şunun da altını çizmek istiyorum. Daha çok şu anda XRP, Shiba, Doge, Link, Peep, tamam mı? Ether. Yani kanalda sıklıkla konuştuğumuz majör altcoin'lerde ekstra fiyatlamalar ve ekstra güçlü fiyat yükselişleri olacaktır. Dolayısıyla yatırımcı yatırımlarını bu yönde değerlendirebilir ve bunlarda son toplamalarını gerçekleştirebilirse olabildiğince hızlı ve mantıklı bir iş yapmış olacaktır. Çünkü şunun da altını çizmek istiyorum. Yarın ne olacağının bir garantisi yok. Piyasanın yukarı meyilli olduğu çok açık bir gerçek. Ama yarın bugünkü fiyatlarından çok daha ileri olabilir Bitcoin. Eğer şanslıysanız alım yapmayan kişi olarak belki akümülatif kalır ama orada da uzun süre kalmaz.
Şu an 37 binleri deniyor. Kırdığı anda direkt 40 binlere doğru tam anlamıyla bir patlama hareketiyle sonuçlanabilecek bir fiyat rallisiyle muhatap olacaktır Bitcoin. Dolayısıyla henüz altcoinler de tam bir fiyatlama yapmamışken altcoinlerde yatırımcının artık yerini alması gerektiği kanaatindeyim diye durumu özetleyebilirim. Grayscale Bitcoin Spot ETF fonu için SEC'le görüşmelere başladı. ABD SEC, Grayscale Investments ile diyor, Trust Journey GBTC'nin spot Bitcoin borsasında işlem gören bir ürüne dönüştürmesine ilişkin görüşmelere başladığı bildirildi. Bu gelişme Grayscale'ın SEC'e karşı kazandığı son mahkeme zaferinin ardından geldi ve kripto para endüstrisi için önemli etkileri olabilir. Tabii ki önemli etkileri olacak. Sonuçta bu mahkeme kararı zaten baştan her şeyi değiştiren husus zaten bu oldu. Mahkeme kararı geldi. SEC kapana kısıldı. Ondan sonra bir de üstüne baktılar ki SEC biraz bu konuda savsak davranıyor tabiri caizse. Böyle tam olarak bir hemen görüşmeye başlamadı. Bu sefer ekstradan bir yayımlama durumu söz konusu oldu. Hadi kardeşim savsaklama şunu bir an önce onayla şeklinde tabiri caizse bir mektupla muhatap olunca bu sefer SEC hemen bir an önce tamam abi kusura bakma dedi. Ve bugün Grayscale'ı ağırlama noktasında hareket ettikleri günle karşılaştık. Mahkemeyi kazanmasından bu yana SEC'in ticaret ve piyasalar bölümü ve şirket finansman bölümüyle temas halinde. Her iki bölümde Grayscale'ın ETF başvurusunun şekillendirmesinde ve onaylanmasında önemli bir rol oynayacak. Baş hukuk sorumlusu ticaret ve piyasalar bölümüyle yapıcı bir şekilde yeniden ilişki kurmaya odaklandıklarını belirtti ancak daha fazla ayrıntı vermedi. Tabii bu da pozitif bir durumdur. Çünkü sonuç itibariyle düzgün bir görüşmeyi SEC daha önce yapmıyordu. Yani geçmişte siz SEC'in tutup da ikili tarafların böyle yok toplantı yapacaklardı yok işte bilmem ne böyle bir şey olmaz idi. Fakat artık oluyor. O yüzden masaya otururlarsa zaten o masadan onay çıkar. Bunun tartışılacak bir yanı bile bulunmamaktadır diyebiliriz. Ne diyor burada? Diğerleri de ETF'ler için genel olarak iyi bir etkileşim oldu ve bu artık bir olup olma meselesi değil. Ne zaman? Oo, ben bu açıklamayı görmedim. Yani kesin onaylanacak diyor. Ama diyor ne zaman olacağı meselesi. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.